Sayın Başkanım. Yedi sene önce bu günleri hayal edip konuşsaydık, hiç kimse birbirine bu hayali söylemekten çekinirdi. Ve herkes diğer arkadaşının hayal gördüğünü düşünürdü. Çok şükür bugün kadın futbol takımımızı tanıtım toplantısını yapabiliyoruz. Tabii ki bunun arkasında müthiş bir emek var. Atakaş Hatay Spor ailesinin desteği var ve bütün ailemizin gece gündüz çalışması sonucu 12 tane takımımızın Süper Lig'de olması var. İddialı bir takım kurduk. Ben eminim ki hem yönetici arkadaşlarımız, hem teknik ekibimiz, hem de futbolcu kardeşlerimiz bu sene lige damgasını vuracaklar ve bu sene çok başarılı olacaklar. Gerçekten de güzel bir takım kurduk. Bu takım bu sene lige damgasını vuracak takım. Şimdiden başarılar diliyorum. Ama Hatay'da spor sadece kadın futbolla bitmiyor. Şu anda bizim ülkemizde 12 tane Süper Lig takımı var. Biraz önce Ömer Bey beni anladı. 7 yıl önce bunları konuşsaydık birbirimize gülerdik herhalde. Ya da hayal etme bu işler olmaz derdik. Şu anda amatör branşlarda 10 tane, bir de Atakaş Hatay Spor, 10 bu Hatay Spor, 2 tane de futbol takımımız var. 4 tane stopu takımımız en üst ligde oynuyor. Satranç takımımız var. Voleybol, erkek voleybol, kadın basketbol, erkek handbol, masa tenisi, işitme engelli futbol, hepsi bunların Hatay'da sporun olduğunu ve Hatay'ın bir spor şehri olduğunu gösteriyor. Hep söylüyorum, Atakaş Hatay Spor, hiç korkmayın. Bu sene ligi layık olduğu yerde bitirecektir, ilk onda bitirecektir. Yönetim, teknik ekip ve futbolcular kendine düşeni fazlasıyla yapacaklardır. Bütçe var mı Sayın Başkanım? Bütçe var mı Sayın Başkanım? Bütçe var mı? Bir müjde var, çok kariyerli bir futbolcumuzu bünyemize inşallah ya bu akşam ya da yarın sabah katacağız. Bir tane daha kariyerli futbolcu inşallah yakında gelecek. Ama şu var ki futbolcu bir cami olunca futbol camiası cami olduktan sonra birbirine kenetlenince ve ortak amaç peşinde koşunca başarılı oluyor. İsimlerle başarılı olunmuyor. Bu nedenle takım oyunlarında takım olabilmek, yardımlaşabilmek ve aynı amaç uğrunda mücadele etmek çok önemli. Bizim arkadaşlarımız onu yapacaklar. Geçen sene ortasından itibaren biraz düşük performans gösterdik. Bu sene arkadaşlarımız inşallah önümüzdeki maçlardan itibaren tekrar çıkışa geçecekler. Bu ligin gediklisi olacaklar. Sürpriz takımı ve misafiri olmayacaklar. Onu sizinle paylaşayım. Ama inşallah yani bundan sonra kadın futbol takımımızın adı Onvo Hatay Spor oldu. Onvo televizyonlarının sahibi Mehmet Atmaca Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Son iki sezonu Ankara Büyükşehir Belediyesi Formget takımında geçirdim. Orada kadın futbolu adına güzel işler yapınca baştan alalım. Adım Hilmi Bugüner. Hatay Kadın Futbol Takımı teknik sorumlusuyum. Son iki sezonumu Ankara Büyükşehir Belediyesi Formget Kadın Futbol Takımı'nda geçirdik. Orada yarı final ve iki sezonu da ilk dörtte bitirmeyi başardık. Daha sonra bir spor şehri olan Hatay Spor'dan gelen teklif üzerine aynı başarıyı, aynı heyecanla ve motivasyonla buraya geldim. Bu kararı vermemde etkili olan tabii ki spor adamları, doçent doktor Lütfi Savaş başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Kadın futbol sorumlusu Rahmi Vardı, gazeteci yazar, ortaya koyduğu vizyondan çok etkilenerek buraya tercih etmemde epey rolü oldu. İnşallah aynı heyecanla, aynı hırsla
Hatay sporumuzu hem Hatay şehrini tanıtmak adına hem de Hatay spor kadın futbol takımını daha iyi bir noktaya getirmek adına var gücümüzle çalışmak için buradayız. Az önce büyük bir keyifle Onvo Hatay kadın futbolunun lansmanını izledik. Ve gerçekten çok gururlandım. Hem altyapı hem de Süper Lig'de artık Hatay Spor'un bir kadın futbol takımı var. Geçen sene de vardı aslında ama bu sene daha kendini hissettirecek bu takım. Tabii ki bütün alanlarda aslında kadınlar çok başarılı olabiliyor. Futbol da bunların içerisinde dahil. Öğrendiğim kadarıyla 19 tane futbol takımı varmış Türkiye'de ve Süper Lig'de bütün bu 19 şehir içerisinde Hatay elbette ki açık ara farklı önlerde yer alacaktır diye ümit ediyorum. Bütün öğrencilere diyorum ama işte altyapıdakinden başlayarak bütün kademedeki hem hocalarımıza hem futbolcularımıza bütün camiaya hem başarılar diliyorum hem de onlarla gurur duyuyoruz. Herkese hayırlı uğurlu olsun diyorum. Süper Lig'de güzel bir noktaya ulaşmak istiyoruz. Takımca hedeflerimiz var. Hedeflerimiz üzerinden ilerliyoruz. Antrenmanlarımız olsun, her şeyimiz çok güzel bir şekilde ilerliyor. Şu an tüm takım odaklanmış olarak hedefe ilerlemeye çalışıyoruz. Onursal Başkanımız Lütfü Savaş'ın ve sorumlumuz Rahmi Vardan'ın destekleri üzerine çok güzel bir noktada ligi ve sezonu sonlandıracağımızı düşünüyoruz. Tüm teknik heyete ve hocalarımıza da teşekkür ederiz. Allah'ın izniyle güzel bir sezon geçirmeyi diliyoruz. Ben Aleyna, soy ismim Gültekin. Geçen sezon da bu Hatay Spor'un içindeydim. Bu yıl ikinci sezonum, aynı şekilde devam ediyoruz. Geçen yıla nazaran çok iyi başladık bu sezon için. Hilmi Hocam ve ekibi olsun, yöneticiler, her şey gayet dört dörtlük gidiyor. Takımın azmi ve hırsı haf safhada. Baştan başlayabilirim. Tamam, başlayayım. Ben Aleyna, soy ismim Gültekin. Geçen sezon da aynı Hatay Spor'un içinde yer aldım. Bu yıl da aynı şekilde geldim. Geçen sezona nazaran şu an daha iyi hırslı ve azimli başladık. Hilmi Hocam ve ekibi olsun, yöneticilerle beraber çok iyi isteklerimiz var. Bunun için çalışmalarımız hızla devam ediyor. Her şeyin iyi gideceğinden hiç şüphemiz yok. Hırs ve azimle yolumuza devam ediyoruz. İsmim Birsen, soyadım Güçlü. Geçen sene Ankara Büyükşehir Belediyesi Formgate takımında forma giyiyordum. Bu sene buraya geldim. Sezonumuz daha başlamadı. Antrenmanlarımız güzel ilerliyor. Hedefimiz var. Takımımız gerçekten fizyoterapistinden, masöründen, hocamızdan, herkes çok iyi durumda şu an, birbirine olan saygısı, sevgisi. Çok iyi şekilde ilerliyoruz. İnşallah bu sene Hatay'ımıza güzel şeyler sunmaya çalışacağız. Kılıç, Hatay Spor'dan sağ kanalımız. Ergin Kılıç, Hatay Spor'dan orta saha. Kendisi sınavda olduğu için aramızda değil. Evet, teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, gelen sınavda. Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi sizi